Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şehevi hisleri sünnete ittiba ederek yemek, içmek, uyumak da nefsani gemlemek de bertaraf etmek. Yani yemeğiyle alakalıdır. Pirinç hele baklava yiyip de şehvi arzularına hakim olacağını düşünemiyor. Baklava yiyip de şehvi duygularını kontrol edebilecek işi çok parmağım sayısını geçmez. İmam Azam'ın bu manada bir sözü var. Diyor ki, boğazından gireni kontrol edemeyen hangi yollarla çıkacaksa o yolları kontrol edemez. Çünkü giriş kolaydır. Girişe mukayyet değilsen çıkışları kontrol hiç edemezsin. Yani meşru dairede tutmak bu. Hayatın cemiyetiyle aynadarlıkta manayı harfi cihetinde Allah'tan gayri hiçbir şeyi tanımamak iktiza ediyor. Hayatın camiyetiyle aynı darlıkta, cemiyeti de yanlış okudum. Sayfa 164'ten okuyorum. Hayatın camiyetiyle aynı darlık manayı harfi cihetiyle. Yani şöyle. Allah bana nasıl hakim? Onun cevabı şöyle. Hayat bana nasıl hakimse. Hayat bende ne ifade ediyorsa Allah da hayatı öyle ifade ediyor. Bir daha. Allah bana nasıl hakim veya bana ne ifade ediyor? Allah bana nedir yani? Allah benim için ne anlam taşıyor? Hayat benim için ne anlam taşıyorsa? Yani intihar eden o zaman. Hayat anlamını yitirdiği için yaşadığının zaten şeyi devre dışı olur. Yok yani eğer ahd ve eşdeğer koyuyorsak. Eşdeğer değil. Anlamak için intikal etme. Eşdeğer değil. İyi ki söyledin onu. Mesela kıyas ediyoruz ya, mantıki kıyası deniliyor. Allah benim için nedir? Ne ifade ediyor? Ne anlam taşıyor? Allah hayatımda nasıldır? El cevap, bir sürü cevaplar olur değil mi? Herkes konuşur. O zaman şöyle denilir. Hayatında, hayatın sende ne anlam taşıyor? Hayatın hayatına ne katıyor, ne anlam taşıyor, nasıl manalanıyor ise Allah da hayatın öyledir. Ayet-i Kübra'da anlatıyor ya, konuşan dirilik emaresi, işte ihtiyar ve ihtiyar dirilere mahsus vesaire diyor ya. Ondan gayrisini kapak, o arkadaşlar söyle konuşmasını. Ondan gayrisini tanımamak. Yani mana ismi cihetini tanımamak ve keza peygamberleri, peygamberimizi aleyhissalatü vesselam, ustadımızı mana ismi cihetiyle tanımamak, bakmamak, Risale-i Nur'a mana ismi cihetinde bakmamak ilahir devam ediyor. Sebebi şu, kendi ölçümlerinle kendine kıyas ederek bakarsan mana ismi oluyor. Yani kıyas-ı bir nefs, o da insandır. Diyorlar ya peygamberimize. O da insan. Tabii ki insandı. Ama nurani bir zattı. Niçin öyle diyor? Kendi zaaflarını örtmek için. İnsan neye dediğine bağlı. Şimdi şu, İşaret-i Caz'da diyor ki ben en çok korktuğum şey diyor aranızda kıyas-ı bir nefs cihetiyle birbirinizi itham etmektir. Yani mesela şöyle, ben diyebilirim, ben şöyle zaaflar var, Murat'ın da vardır. Ben bunları aşamıyorum, o da aşamıyordur. Ben böyle düşünüyorum, tamam mı? Ben bunu pek, o da öyledir. Ben gizliyorum şu günahı, o da gizliyordur. Oysa herkesin fekku rakabesi ayrıdır. Fekku rakabe, yani herkesin akabe daha farklıdır. Aşması gereken tepe farklıdır. Misal vereyim. Murat, seni boğan veya
seni zorlayan okyanus, göl benim topuma kadar gelmemiş. Topuma hiç ilgilendirmemiş. Beni boğan, boğmama sebep olacak olan okyanus deniz seni de topuna kadar gelmemiş. Peki ben o zaman herkesin akabesi farklı ya. Bak beni boğan, beni zorlayan, beni imtihanımı zorlaştıran, imtihanım olan şey senin hiç imtihanın değil. Senin hiç imtihanın değil. Seninkisi de benim değil. Onun için kıyası bir nefs yapmayacağız. Herkes çok farklıdır ya. Hani Ustad Mesnevi de öyle diyor. Hayvanlar arasında şeklen bir ayrılık varsa da öküzde koyun, timsahla ne bileyim kuş. Ama ruhları cihetiyle misildirler diyor. Hatırlarsınız. Hayvanlar. Yani hayatiyetleri farklı. İnsan ise simalen birbirlerine benziyorlar ama hayvanların nevilerindeki farklılıklar gibi insan fertler arasında farklılık vardır. Ver abi. Ver serbest hareket ediyoruz kardeşim. Kameraya mahkum olacak kadar mahkum köle değiliz. Kesseti nazardan tecerrüt, muallak zikirden tecerrüt. Cem-i eşya ruhuma intisap ve istinat ediyor gibidir. Yani cem-i eşya ruhuma intisabı var. Ve istinat ediyor, ayakta duruyor düşüneceğiz. Bu kültürü, bu anlayışı kazanmamız lazım. Şu çağ benim varlığımla, haşa, hani şirk değil mi? Onu kastetmiyoruz. Yani kökteki çekirdeği söküp alırsanız, daha çıkmadan ağaç yoktur. Yani çekirdeğe iğne batırırsanız çekirdek yok oldu denmez. Ne denilir? Ağaç gitti. İğne batırdın ya. Ya bir iğneyle ne olacak? Bir iğneyle ne olacak? Ağaç kocaman çınar ağacı gitti. Şuna alışacağız abiler. Enfusi tefekkürde. Ben bu kainatın kayyumuyum. Halife-i zişurum. Halife-i zişanım. Yani benimle ayakta duruyor. Yani insanla anlam taşıdığı için, insanla tanımlandığı için, insanın açılımı olduğu için, insan her şeyin çekirdeğidir. Böyle alışacağız. Peki ne karımız olacak? Bu sefer etrafımızda olan arsalar, arabalar, kadındır, paradır, erkektir vesaireler, o nispetle bu tefekkürümüz neticesi itibariyle seni boğamaz. Düşürse bile tuzağa boğamaz seni. Çünkü bunlar her şey senin gölgelerin. Önce mesela insan diyelim ki normalde yolda yürüyor, bir gayrimeşru denk gelse, hani öncesinde bunu bilmeden şehirde bakabilecekken utanarak bakmıyor evet. Yani. Utanıyor, kafasını çeviriyor. Çünkü o benim eza ve firadım ve ben öyle olsaydım öyle olurdum deyince insana haya hissi geliyor yani. Aynen. Doğru. Her şeyin Allah'tan olduğunu bilmelisin. Bak her şeyin Allah'tan olduğunu bilmelisin kadar kader noktasında gelen her şeyin aklen, kalben, hissen, kemali muhabbetle rizadade olmak hissi, rizadadelik haletini kazanmak. Yani bana Allah bu payı verdi. Yani sistemin kurulması, güneşin, ayın ve bu nizam, intizamın İmam-ı Binler, Kitab-ı Binler'in olması kaderdir. Bu hayatın içerisindeki anlamlandıran geminin dümeni gibi o senin ihtiyarındır. Bu hayatı, kaderi anlamlandıran sensin. Bir daha. Düşünceleriniz ne dikkat edin. Düşüncelerinize dikkat edin. Hislerinizi oluşturur. Hislerinize dikkat edin. Duygularınızı oluşturur. Duygularınıza dikkat edin. Haleti ruhiyelerinizi oluşturur. Haleti ruhiyelerinize dikkat edin. Kaderinizi oluşturur. Yani kader nedir? Güneşin doğmasıdır. Ağacın büyümesidir. Koyunlar üremesidir. Şu sistem kaderdir. Nizam, intizam, İmam-ı Bin, Kitab-ı Bin bütünlüğüdür. Bunun içerisindeki bu sistemi kendinle anlamlı ve anlamsız olma hali senin ihtiyarındır.
iki sistemi tek düşününce izah edilemiyor. Başlıktaki şey ne abi? Muallak fikirden tecerrüt diyor. Mesela normalde yapalım. Namazda, namaz tesbihatında. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sadece laf sen söyleyip tekrarlamak mı? Hiçbir şey yok. Altı yok. Yani bir adresi şey yok. Bayağı bir şekillendirmemiş. Şekillendirmemiş. Ne dediğimizi bilmemiz lazım. Ha, faydadan âli değil ama. Evet. Bu biz alışacağız. Hele bu enfusi derslerden ben hulasa edeyim. Dünkü iki ders, bugünkü dersten de hulasa şu. Arkadaşlar bu kainatın bunu anlamam, tefekkürümüzü merkezine oturtmamız lazım. Hep tefekkürü bu merkezden, dahilden harice bakmak, yani bu kainatın Allah'ın dışında yaratılan şu şeceri hilkatin kayyumu, çekirdeği, hulasası şeyi benim. Programı benim. Benim açılımımdır. Bunu kazanmamız lazım tefekkürde. Benden yaratılıyor bunlar. Benim üzerimden cereyan ediyor. Bunlar nerede? Herhangi bir parçayım ben. Ben kainatta ve hiç anlar için. Kayalanacak bir şey bile değil. Hiçbir şey değilken her şey benimle anlamlanıyor. Bunun kayımı benim. Benimle ayakta duruyor. Benimle anlamlanıyor. Benim üzerimde açılım oluyor. Benim bu. Etsai kainat ve diyor ya, mahiyet insanevidir, inkısamı gayri mümkündür. Kainat nevi hükmüne geçer. Etsa-i kainat, efradı hükmüne geçer. Etsa-i kainat, efradı olur, fertleri olur. Koyun benim bir ferdimdir. Sığır benim, domuz, yılan, ağaçlar, gezegenler benden yapılmış efradım hükmündedir. Buna alışmamız gerekiyor. Cüz-i nazarını külli yapıyorsun, o zaman namazların külli oluyor. İbadetin de külli oluyor. Yani bu külli olduğu için niyetimize göre Cenab-ı Hak şahit olduğu kadar kısmı. Evet, topluyorsun. Yani bu dairden harice bakmak, kesreti vahdette topluyorsun. Şurada formül verdik ya, düşünceler, hisleri, hisler, duyguları. Duygular haleti ruhiye, o da kaderi oluşturuyor. O da kader. Düşünceden öncesini oluşturan da hayal mi? Yani gördüklerimiz, duyduklarımız. Şudur. Şurayı siliyorum. Silgi var mıydı abi buralarda? Orada abi. Tahtanın üstünde abi. Ha, ver abi bak. İtikat. Bu kalemlerden kalın alacaksınız abi. Tamam. Doktorum. İtikadımız o kalemin ucu kalın olacak. İtikat beslendiği yer. Örf. Anneanne. Kültür, gelenek, hakaiki, İslamiye, hakaiki imaniye, bir şey yapacağım da şimdi. Kültür, eğitimi. Atın olacak. Eğitimi karışmasın diye abi. Ondan sonra soydan gelenler. Gelenler, örfle gelenek arasında fark var. Örf nedir? Hali hazır mı? Örf nedir? Örf nereye örf diyoruz? Örf, gelenek. Geçmişte gelen anlayışlar. Gelenektir sanki. Sosyal hayatın sana verdiği şeyler. Ne diyeyim? Dayatmaları. Sana giydirdikleri. Giydirdikleri. Yani. Sosyal hayat. Peki, gelenek, maziden birisi gelmiş. Şekil, ha, bir,
Ayırmamız gerekiyor. Birisi şekil, birisi düşünceli. Sözlü yani, söz. Birisi söz, sözlü. Birisi tevarüsen maziyi, bak tevarüsen tevarüsen maziyi istikbale taşıyan her şey. Şair de denilir bu. Şair. Ama İslami şey. Neyse. Arkadaşlar. İtikat sistemdir. Sistemle çalışır. Edile-i şeriyle çalışır. Ona kurulur. Muhatabı vahiydir. Senin kazanımındır. İman senin kazanımın değildir. Sana verilendir. Yani doğru itikada verilen cevaptır iman. Tamam. Şimdi kader nedir? Dedik ya, düşüncelerinize dikkat edin, hislerinizi oluşturur. Hislerinize dikkat edin, duygularınızı oluşturur. Duygularınıza dikkat edin, halet-i rüyelerinizi oluşturur. Halet-i rüyenize dikkat edin, kaderinizi oluşturur. İşte bu süreci besleyen bunlardır. Onun için yazdım. Tamam. Bu süreci o süreci oluşturan kaderin senin itikat. Bunlar besliyor onu. Yani düşüncelerini bunlar oluşturuyor. Hislerini bunlar oluşturuyor. Yani bu cinsten oluyor hislerin, düşüncen. Yani örf, anane, gelenek, kültür, hakaik imanı, hakaik İslam'ı ile imanı malı, fiili hayatın, itikadın, hakaik imanı, iman ettiklerin, itikadın derken zaten itikattır. Ruhsal alem. Bir daha söylüyorum. Bu senin kaderini oluşturur. Yani bunlar senin düşüncelerini oluşturur. Düşünceler hislerini oluşturur. Vesaire. Evet. Bu. Örf, anane, kültür, gelenek, hakaik İslamiye, imaniye. Bunlar itikadını besliyor. Şöyle, şurayı da sileyim de şimdi neticesini de yazayım. Sanki bunlar biraz dış etkenlermiş gibi abi. Yani mesela hani demiştik ki iman da itikadı besler ya. Tersten ya da bunlar sanki harici şeyler, etkenler. Evet, harici. Yani düşüncelerini oluşturuyor ya harici. Harici. Şimdi mesela bak şöyle sırayla gidelim. Bunlar itikadımızı oluşturdu mu? Bu itikadımızın seviyesine göre verilen cevap iman. İman, neticeye. Peki bu döner iman ne yapar? Vefasını ödemek için itikadın çapını yükseltir. Geriye dönüş yapar. Geri bildirimini olur. Geriye getirir. Yani imanını besliyor. İtikadını oluşturuyor. Çapını daha fazla alsın diye. Ama biz daha oraya inmeden bunu şöyle yapmak için sildim orayı. İtikadını besliyor. İtikadını şuraya da doğrusunu yazayım. Besliyorlar. O zaman itikadını yaşıyorsun da diyebilir miyiz? Aynen. İtikadını yaşıyorsun tabii. İtikad ettiğimizi yaşıyoruz.
İşte burada itikadını yaşıyorsun. Ahirette iman. Muhammed, bir daha yapar mısın hadi? Ha? Burada itikadını yaşıyorsun, ahirette imanını. Harikaydı bu da. Çok güzel. O yüzden kimsenin kadere itiraz hakkı yok, değil mi? Yok. İtikad çünkü, ettiğini yaşıyor çünkü. Tabii canım. İtikad ettiğini yaşıyorsun. Başka neyi yaşayacaksın? Yaşayamazsın. Kaderi isyan eden kendini isyan eder. Evet. Mesela ikinci sözdeki kişi harika o da. Şey, itikadı. Harika İtikadını. Bak. Neler çıkıyor bak. Ondan sonra da ahirette de şeyini alacak. Abi onu söyler misin? Dört tane şey vardı. İkinci sözde, ikinci sözdeki Hotbin. Bak. Hotbin. Hotgam. Hotgam. Hoden diş. Betbin. En mühim de bu. Bet. Beni çok etkiliyor bunu yazmak bile etkiliyor beni. Şu Betbin var ya Betbin. Betbin kelimesi. Çok sıktım da. Böyle çok çok fena düşmanım ya. Böyle yani alta şu binlere bakın şu. Bakar mısınız? Şunu siliyorum. Doktorum idare et beni biraz tamam mı? Böyle. Bin tamam mı? Hot. Ga. Ha. Ha. Pascal çağırmıyor. Adam fok balığı umrunda değil. Hot endiş. O da öyle. Endişesi yok hiç umrunda değil. Al. Eski al. Sağ ol. Teşekkür ederim. Betbin. Betbin neydi? Kötü nazarlık. Kötü nazarlık. Her şeyi, her şeyi olumsuz, her şeyi olumsuz görüyor. Ya bittik, mahvolduk, Türkiye bitti, şu biz bittik, cemaat bitti, benden bir şey olmaz, ben adam değilim. Ya acayip lan canlı ol lan. Eğer canlı olamıyorsan bir kahve içi. Muhammed yapsa sana bir kahve. Korku filminin içinde mi yaşıyor yani? Çömleğe bakıyor abi, diyor ki kimden yapıldı Allah bilir diyor. Ne diyor? Çömleğe bakıyor diyor ki kimin toprağından yapıldı Allah bilir diyor. Acayip bir şey ya. Bir İstanbul'a gelince o rüyamızı, hapishanede bir rüya var. Ondan sonra bir acayip bir şeydi böyle. Bir televizyon seyrediyorum rüyada da ana tema. Rüyada televizyon seyrediyorum. Biliyorsunuz televizyonda zevk alabilmen için filmde içinde olman lazım. Fikrenlemek, fikirlenmek, hissen hislenmek. İçine girmen lazım ki lezzet alasın. İçine girmişim. Hariçten üç bakılan yer, bir de bakan benim. O haletimi o zaman şey yapacağım. Hariçten ben olan ben, paralelimdeki birisi, ikimize de bakıyorum. Kendime bakıyorum, baktığıma da bakıyorum. Ha, üçüncüsüsünüz. Evet. Yani üçüncüsü de iki kişiyim. Baktım karşı televizyon. Ha, o ikisine bakan başka biri var. Ulan üçüncü olmaz. Yani üç oluyor da. Bir içine girdim. Bir de giren var. Bir de üç. Evet doğru. Benim nefsim, benim ruhum, ben diye. Ne oldu yani? Evet. Yani artık... Soldaki televizyona bakan ve televizyona bakana bak. Ha, şimdi aşağı ben olayı anlatayım dedi. Şimdi televizyona bakıyor. Fakat... İçinde yaşıyorum ama. Bakıyorum denilmez diyorum. İçine girmişim. Ama buradayken, oradayım. Bakılanla bakan aynı oldu. Bunu da seyreden birisi var. Kendimi seyrediyordu. Oradaki şeyler inşallah konuşacağız. Şunu diyeyim. Bu, niçin yazdık bunu? Bunları... Herkes kendi itikadını yaşıyor. Herkes kendi itikadını yaşıyor. Buraya da yazayım. Herkes kadere itiraz eden başını örse kendi itikadını yaşıyor. Ondan sonra burada ne diyor biliyor musun Süleyman? Hatırlarsın abi. Nazarında fena memlekete düştü. Hani fena memleket denen bir yer yok. Nazarında. Nazarında var. O zaman genel gibi gözükürken herkes kendi dünyasını yaşıyor. Onun itikadı oluyor zaten. He? Onun nazarı onun itikadı. İtikadı oluyor. Evet. Nazarı itikadı oluyor. Herkes kendi itikadını, nazarını yaşıyor. İtikadını ve nazarını değil. İtikadi nazar. Harika olur. İşte itikadi nazarın olur. Evet. Güzel oldu Süleyman. Nazar kafan çalışıyor. İtikadi
nazarını yaşıyor. Doğru mu abiler? Yazın. Hı. Peki. Şimdi havamız çok iyi. Bismillah. Ne olacak ki dünya kaç paraya? Nasıl parayı sattık? Şey geçi abi, o ta şu musibetli perde senin nazarından kalksın diyor. Nazarında ne var? Orada oynayanları da vehmiyle görüyor. Çünkü yukarıda diyor ki batınındaki çirkinlikler zahirini aksetmiş olmalı ki gülmeyi ağlamak, terhisatı soymak ve talan etmek tevehüm etmişsin. Vehim. O vehimle o perşidor. Sanki yeni okuduk değil mi şimdi bu? Aynen öyle. Yeni, öyle değil mi? Allah aşkına şuna bak. İtikadı tevehümde. Tevehümde. Onun itikadı olmuş. Hatırladın mı bizim yani itikadda onu ispat etti? Yani tevehümü onun itikadı haline gelmiş. Evet. Hani o itikad dersimizde aynı şey mi? Evet. Doğru. Onu ama not alır mısın sonuç yap. Bir de oku abi orayı. Evet abi. Batınındaki çirkinlikler bak. Zahirini aksetmiş olmalı ki gülmeyi ağlamak, terhisatı soymak ve talan etmek tevehüm etmişsin. Aklını başına al, kalbini temizle, ta şu musibetli perde senin nazarından kalksın, hakikati görebilirsin. Bu adam tasavvurda tökezlemiş işte. Yani kaderi tasavvur. Yani evet. Tasavvurdaki, yani kendi düşüncesini, itikadını yapmış. İtikadı, o nazar o haline gelmiş. Safsatayı yaşıyor. Öyle görüyor. Öyle görüyor. İtikadı da bu. Allah da inne zenni abdibi, ene inne zenni abdibi, bana nasıl inanıyorsa, ben de ona öyleyim, öyle oluyor. Kaderi oluyor işte. Yani itikadı bu olunca, itikadı kaderidir yani. Kader nedir arkadaşlar? Sistemin adıdır, sistem. O nazarla tercihlerini yapıyor. Evet, mesela bakın, kader iki kategoride inceliyor, kader isanesi. Böyle bakarsan gözükür. Birincisi, sistemi anlatıyor, birinci mepasta. Yani kader. Zeyl var, zeyl. 26. sözü. Zeyl'in orada ne işi var? Enfusi anlatıyor. Tatbikini yapıyor. Evet. İçsel alemde nasıl olur? Yani tatbik, evet. Yaşayan bir insanı anlatıyor. Şimdi siz mi Allah'ı unuttunuz? Allah da sizi unuttu. Siz mi böyle görüyorsunuz? Tezekki ve tasafi eder etmez. İki yönlü. Kader. Bu sistem var ya, sistem. Yani bunu söylemiştim, bir yazar izin alıp kendi kitabına yazdı. Onu eskide şey. Bizim Zeytinburnu'nda top sahasıydı ya. O zaman yazdım. Şimdi biz camdan oturduğum zaman Zeytinburnu stadının içine bakıyorduk da biliyorsun 5. kat. Orada yazmıştım. Şimdi FIFA mı ne diyorlar değil mi? UEFA. Yani top sahasının büyüklüğü. Penaltı ne demek? Gol ne demek? Touch ne demek? Senin anlayışını bırakmamış. Yani sistemi. Efendim? Kurallar, evet. Kurallar ve sistemi kurmuş. Ben orada seyrederken yazdım kaderi. Sonra bu kurallar içerisinde adamın sistem içinde futbolcu sistem geliştiriyor. Oyun geliştiriyor. Yani o sistemi de yine aktif ediyor. Futbolcu diyemez. Taç olduğu halde ben taç kabul etmiyorum. Umumi sistem taç kabul ediyorsa sen mümkün değil. O zaman sistem içerisinde senin sistem. O top sahası ve o bütünlük kaderdir. O kaderi lehine ve aleyhine, yani o sistemi lehine ve aleyhine çevirecek yöntem, yol, oyun, numaralar senin tercihindir. Evet. Yani kader içerisindeki kaderin. Yani anlıyor musun? Daha içerisin gözükürken aslında zahirde beni görürken ben burada gözükmeyecek adam falan ama aslında ben bana hakimim. Dışarıdan bakınca araba şoförü götürüyor, arabanın içerisine girin, şoför arabayı götürüyor. Ona bir şeylik oluyor. Mesela gol dediğin şey de çizginin üzerinden topun geçmesi, taç dediğin şey de çizginin üstünden topun geçmesi, korner dediğin şey de çizginin üstünden topun geçmesi. Adam hayatında sürekli mesela şey yapıyorsa şikayet ediyor, amaca ulaşamıyor. Mutluluk iki direğin arasından topu geçirmek yani. Sen götürüp de bunu dışarıya atınca taca ya bu da mı offside diyor adam mesela. İsyan ediyor kadere yani. Yani kadere demek o sisteme. O kadere bu da mı gol değil, evet. Evet abi. Kadere isyan etmek yani direğin kenarından atıyor.
O da mı değil? Lan her top dışarı gitmesi gol değil ki. O çizgi sünneti yakalayamadın mı gol olmuyor yani. Enfüste futbol. Enfüste futbol. Bunu da mı görecek? Ya hayat sıkıntıya diyemez be. Sıkıntı yapmaya zamanımız yok zaten. Eğlenmek, gülmek böyle çok meşhur daire. Peki, şerli, günahlı his gelince veya başka türlü karşılaşınca, yani mesela resimler, sokakta veya baklava yediğinde taşkınlıklar olunca veya başka türlü karşılaşınca şiddetli içtinapla birlikte o hissi ve meyli tahrip ve yok ede hayli işte çok acele etmek, çok şerli ve dakik savunmak. Yani orada hiç aptallığa, çok özür dilerim, salaklığa hiç gelmez. Hayat boşluğu yoktur. En ufak bir gaflet alıp seni götürür. Hemen olayı bilmek. Olayı önceden, yani içindeyken olayı değiştiremezsiniz. Şey, bizim şuna ait bir psikolojimiz var, dersimiz vardı. Birisi video getirmişti, bizim elimize pek geçmediği için. O zaman CD'lere çekmiş. Orada bir psikolojiyle bununla alakalı bir şey söyleyeceğim de. Bir boğayı iki tane aslan gölün kenarına tutmuş. Gölün dışarına çekmeye çalışıyor. Timsah da arka butunu tutmuş, suya çekmek istiyor. Su çizgisinde. Yarısı suda boğanın, yarısı dışarıda. Timsah sağına çekiyor avını. Aslan da oraya çekiyor. O zaman buradan şunu çıkarmışım seyrederken psikoloji. Sen en güçlü olduğun yer neresi? Orada ol, düşmanın orada karşıla. Sen kendi yerinde güçlüyken, orada zor karşılarken düşmanını, bir de kalkmışsın, kendin sağından çıkmışsın, karşının sağına çıkmışsın, karşıyı orada mağlup etmek istiyorsun. O hayaldir. Yani timsah karaya çıkarsa, yemlen kendisi yem olur. Yemi bulmak şöyle dursun, timsah karada yem olur. Timsah güçlü olduğu yere aslanı da çekmeye çalışıyor. Aslanların da güçlü olduğu yer karadır. Oraya onu çekiyor. Hem boğayı çekmeye çalışıyorlar, hem timsahı da getirmeye çalışıyorlar. O zaman timsah karada o aslanlara göre kuzudur. Aslanlar suda, timsaha karşı kuzudur. Sahanda karşıla. Hangi sahanda? Güçlü olduğun yerde dur. Çıkma siperinde. Boğa nerede hocam? He? Boğa hayvanıymış. Boğa nerede mücadele edecek? Boğa çıka karışma. O zaten ortada dolaşan bir hakikattır. Yani hayatın içerisindekiler seni bulacak zaten. Boğayı merak etme, seni boğa bulur. Boğmak için sana geliyor. Hayatın olaylar akışı var ya, boğadır. Yani sahanda dur. Güçlü olduğun yerde ol. Orada karşıla. Şimdi 13. Ramazan. Kur'an'ın kalesine sığınmak. Sünneti. Evet. Siper. Sünnet-i seniye siperdir. Takva kaledir. Ha mesela bak şu anda rahat mıyız Ali'yle be? Çık şimdi Afyon'un merkezine. Değil mi? Depreşir ister. Sıkıntı olur. Niye çıkıyorsun kalenden? Peki, başka bir yer okuyorum. İstihbar ve istihbarize silah mı diyor? Silah diyor. İstihbar ve istihbarize silah. Silahıyla. Kesret ve nuraniyet. Bir cümle. Şu kitab-ı kainatın lugatı hayatımdır. O kitaptaki kelimeler mahiyeti hayatımdaki manalarıyla yazılmıştır. Kainatın lugatı bu. Bir daha okuyayım. Şu kitab-ı kainatın lugatı hayatımdır. Kitab-ı kainat, kitap kendisi lugattır. Nedir o? Hayatımdır. O kitaptaki kelimeler mahiyeti hayatımdaki manalarıyla yazılmıştır. 154. Gözlük değiştiği için zor görüyor. Cüzi dikkatten tecerrüt. Bu da çok ilginç bir başlıktır arkadaşlar. Her yer tecerrüt. He, tecerrüt. Her yer tecerrüt. Yani bir hakikati iyi yakalamış Nadir abi. Böyle her yer. Bir hakikati iyi yakalamış ve onunla çok böyle her yerde neye benziyor biliyorum. İki şey söyleyeceğim. 99 tane
kapısı kapalı olan bir saray düşün. Bir kapı açık mı? Oradan girmiş. Girdikten sonra onu da açarsın. Geniş dairede misal vereceğim. Biraz lisedeyken meşgul olduğum bir şey. Ve çok o konuda takdir ediyordum. Buruşti. O sporu yapıyordum eskide biraz da. Derdi ki çok ilginç bu sahada. Çok oyunu bilmek değil. Bir taneyi en iyi sen yap. Bir oyunu, herkes bilebilir oyunu ama oyunu en iyi sen yap. Ve buruştaki şey hücum etme yöntemi değil, psikolojinin içinde geleni savuşturma, gücü boşluğa düşürmek, ondan sonra bütün gücü bu muydu? Onu devre dışı yapınca o boşluğa düşüyor. Hafif bir darbe yıkıyorsun. Yani güce karşı güç çıkarmıyorsun. Onun için o küs gibi güçlenmeye hiç gerek yoktur. Gücünü boşa düşüreceksin. Onun için sokaktaki günahlara karşı çok manevi güçlü olmaya gerek yok. Boşluğa düşürmek. Nedir? Bu caddeden gidersem 10 tane göreceğim. Bu caddeden girersin 2 tane. Bu caddeden gidersin. Boşta düşürmek. Bu konuda kendine güvenmemek. Yani oyunu, dedin ya tecerrüt. Nadir abi de bunu yakalamış. Külliyattan şunu yakalamış. Tecerrüt. O zaman bize her yer tecerrüt oluyor abi ya. Her yer Trabzon demiş adam. Bak diyor ki cüz'i dikkatten tecerrüt. Neymiş bakayım? Dikkat demek cüz'i nazardan iştinab ile nazarımı kainatın külli safatına bakmak, cem-i mahlukat ve kainat ve mümkünatta boş bir yer kalmayacak şekilde muhit ve nafız bir surette ihata ederek esma ve sıfatın tecelliyatına nazar etmekmiş. Dikkat kelimesine bak. Ne çıkartmış? Nadir abi. Bir daha. Dikkat demek, dikkat bir latifedir. Mahkematta anlatıyor. Kızların evlenirken nikahlarındaki mehirlerine benzetiyor. Yani kızı alabilmen için mehir vermen lazım. Manayı alabilmen için dikkat mehrini vereceksiniz diyor. Hatırladınız mı? Evet. Nazininlerin nazlanan nazininlerin mehirleri mehirleri dikkattır. Nazlanan nazininlerin mehirleri dikkattır. İnce manalar. İnce yani ince latif iki şey. İnce ve latif manaların bedeli dikkat latifesini aktif etmektir. Mesela bir nurcu benim zamanımda vardı. 80'den 90'a kadar görüyordum. Çantasız bir nurcuyu bilmezdik. Mutlaka kalem, kağıt ve cevşenin sarı takkesi içinde olurdu. Mesela bir şey olduğu zaman ben 80'deki şeyleri bilirim. Böyle ufak notları vardı. Böyle hemen çıkarıp yazarlardı böyle. Not, yani dersteki akıcılığı o metni değil. Metni zaten var. Kitap zaten. Oradaki ona düşen mana, o anda yakaladığı haletin manası. Çünkü arkadaşlar benim bu fikrim bana ait. Fikir aynadır. Benim sana gönderdiğim fikir, fikir ustad yol diyor. Fikir yol diyor. Ben buna mukayyet farklı anlıyorum demeyeceğim de benim anladığım şu fikir yoldur diyor ustad. Ben şu fikir aynadır. Orada kendini seyretmektir. Ben bir fikir beyan edersem orada kendini ne diyor? Aslında orada kendini seyrediyorsun. Aynadır, ayna. Ustad yol diyor. Ben ayna diye anlıyorum. Ayna meselesine diyordu ya zaten. Aynaya dikkatini vere vere diyordu. Hayalinde alem misali. Pencere, şekiller çalıyor. Yani, şimdi bir daha okuyorum. Dikkat demek latifesi. Cüz-i nazarından iştina bile. Yani merkezden bu kainatın kaymı benim. Çekirdeği benim. Aslı benim. Çekirdek ağaca neyse, ben de kainata oyum, insan bir çekirdeğe benzer diyor zaten. Bu sefer cüz-i nazarını böyle basit şeylerde dedi demin, unut onları ya, biz de yaşıyoruz onları. Ya şu, arkadaşlar devamlı diyeceğim ve yeisin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, erva habisenin izacatından, bu üçünün vahşetinin dehşetinden kurtulmanın yolu bak. Kendini üçe ayıracaksın, başka hiçbir şansımız yok. Mesela bir beşeriyetimiz var, bir ubudiyetimiz var, bir vazifedarlığımız var. Mesela bir günah düştük. İnsanız düşeriz kardeş, düşeriz. Ben ne biçim adamım ya, ne olur mu ya, aşağılık ya. Bu kadar hakikatlara sahip olduğun halde bunu yaparsın, bunu dersin. Sen ne biçim şey, sen hiçbir şey değilsin mesela.
Bu şeytani bir şeydir. Bu kemalat değildir. Bu istiğfar değildir. Tamam muzdarip olacağız. Ama yeise atıyor seni. Bak yeis neymiş diyor 24. sözde. Yeisin zulümatından. Kimsesiz, Allah kimseyi kimsesiz bırakmasın. Kimsesizliğin vahşetinden. Erva habisenin izacatından. Bu vahşetin dehşetinden. Bu vahşetin dehşeti de şöyle tanımlıyorum. Samara mı diyorlar Afrika'daki o şey? Böyle hayvan alemine. Safari. Safari ne dedim? Samara mı dedim? Japon şey. Bilmiyorum ki abi neyse Samara. Samara şeydir. Japon öğretisidir. Yani orada kalmış. Safari, mesela gittin İrfan. Ama bir yerden sırtlarına saldırdı. Kaçtın. Öteki tarafta aslanlar önüne geldi. Ondan da bu tarafa kaçtın. Timsahlar geldi. Kobra yılanlar geldi. Bilmem ne. Kartallar geldi şu an. Yani kaçışın o sahayı kebiri, o büyük sahayı çıkamazsın yani. Mutlaka bir tane şey mi olacaksın? Şimdi sana söylüyorum İrfan herkesin için. Herkes de söylesin. Hangisinle yem olmak isterdin? Timsah mı, sırtlana mı, aslana mı, kobra yılana mı? Veya atlayıp o suya hani, olmak mı? Kobra belki sokar öldürürse daha biraz... Yok, kobra öldürmeyeceğiz. Kobranın zehri yoktur. Doğru. Yutar, böyle senin kemiklerini gargar. O da kötüymüş. Hepsi de ürünle kadar. Eşikli yok mu abi? Yok abi. Murat, bu işte vahşetin dehşeti bu. Vahşet orası, dehşet kişideki. Vahşetlerin toplu. Vahşetin dehşetinden. Onu anlatmak için anlattım. Vahşet hariçtir, dehşet iştedir. 741 bu. Sözlerde geçiyor. Vahşet hariç öyle mi? Evet, vahşet. Haricin dehşet insandaki tesiri. Bu vahşetin dehşetinden. İşte imansızlık bunları doğurur. İmansızlık aynı böyle bir şey. Onun için Muhammed'im, polisiyeyim. Biz Allah'ımızın ve imanımızın kıymetini pek bilmiyoruz. Bir tanesine dedim de bizim tövbe estağfurullah dedi ya. Ne biçim laf ediyorsun dedi ya. Sanki senin arkadaşın mı ya? Allah'ın dedi kıymetini bilmiyoruz. Ne biçim laf ediyorsun? Ama öyle ama senin o arkadaşın diye kutsadığın Allah'la gündelik hayatında alakamız yok. Kaç defa görüşüyorsun desene. Allah dosttur kardeşim. Ne olur kendinden uzaklaştırma. Ulaşılmaz. Ona muhatap olunmaz. O nerede ben neyim? Dost istersen Allah yeter. Yaran istersen Kur'an yeter vesaire var ya. Kardeşim konuş onunla. De ki ya Rabbi bu dünya sebepleriyle, bürokrasiyle veya bu hastalık tipi şeyler Allah'ım bu olmuyormuş. Sen de biliyorsun. Bu hastamı, evladımı sebepler olmadığını görüyorsun ya Rabbi. Böyle. De ki ya Rabbi Allah'ın hatırına sebeplerinde müsebbibi sensin. Nasıl yapacağını bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. O da senin işin. Ama düzeltmeni istiyor. De ya Allah ile konuş. Allah ile konuş. Allah ile nida et. Allah'ın hoşuna gidiyor. Nasıl yapacağını bilmiyorum. O senin işin ya Rabbi. Ama ben bunu istiyorum. Tamam. Ya Rab şer gibi gözüküyorsa da hayra tebdil et. Hazreti Peygamber'in şeyi var ya hadisi. Bu mana düzeltin. Ya Rabbi senin hayırlı şeylerini bana istet. İstediğim hayırlı değilse onu hayırlı yap. Bu manada bir şey var. Yani hakkında hayırlı olanı kalbimi razı et. Kalbimdekini hakkında hayırlısı et. İşte o. Aferin. Bazen gün çalış. Güzel dedik. Elhamdülillah. Tabii. Estağfurullah değil mi? Bismillah. Dikkati bir de okuyor. Geldin iyi olmadı mı Palatlı'dan sen? Ya bak. Dikkat nazarını dağıtma. Gerisi kendine. Allah'ın evine gidiyor abi mesela. Allah'ın evine gidiyor. He. Mesela bir de biz oraya gittik işte Allah'ın evine dedim. Ev sahibini gördünüz mü? Dedi ne? Yani, dedi, ne dediler? Göremedik dedi yani. Yani Allah ile uzak. Yani eve gidiyor, ev sahibini göremeden gelmiş yani. Bak. Görmeyi şekle ve renge indirgediği için görmeyi göz zannetmiş. Oysa Allah'ı görüyor.
Her Müslüman Allah'ı görüyor. Ama kör olası şu cehalet görmediğini zannediyor. Nedir o? Mesela kulakla görmek var, burunla görmek var, dille görmek var. Mesela bakın, görüyorum bak. Neyle gördüm şekerini? Abi biraz fazla koydun, az koydun. Neyle? Dil ile. Ne dedin? Kulakla gördüm. Bir kömür mü yanıyor? Neyle gördüm? Burunla. Elle. Kaşınıyor. Nasıl göreceksin? Aa şurası, şurası, şurası. Elle görüyorsun. Tekten. Şimdi bir de görmeyi çeşitlerini anlatıyorum. Gör var, göz var. Aklen görmek var. Vicdanen görmek var. Kalben görmek var. Ruhen görmek var. Bak Müslüman Allah'ı gördüğünü söyleyeceğim şimdi. Derste rahat değil miyiz? Rahat. Bazı namazlarda Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rahatlık yok mu? O Latife-i Rabbani'nin vazifesi müşahadetullah ya. Latife-i Rabbani Allah'a görüyor ki huzur. Huzur ne demek? Hazır olduğu için bizde huzur oluyor. Allah hazır olmasa bizde huzur olmaz. Hazır olanın muhatabiyeti olan bende oluşana huzur denilir. Hazırda olana huzur olur. Huzuruna çıktım denilir ya. Ha, Latife-i Rabbaniye'deki o var ya, doktorum böyle rahattı. Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin. Hani o namazdayken, o tatlı hal veya Kabe'deyken, o meçhupal olmuyor mu, Allah'ım olmuyor mu, duygusallık olmuyor mu? O Rabbini Latife-i Rabbaniyesi görüyor. Ama Latife-i Rabbaniyesini göze indirgediği için, göz seviyesinde bir görmek aradığı için, akıl seviyesinde görmeyi, kalben ve ruhen görmeyi bilmediği için görmüyorum zannediyor. Oysa Allah'ı görüyor. Bu hacca umreye gidenler hep böyle bir şekle ya bir daha gideyim deme şeyi var. İşte o. Müşahede etti aslında. İşte o. Müşahede etti. Harika. Müşahede etti. Ona. Herkes de hemen oluyor. Yani. Ha %99 %100. Ne lezzetliymiş diyor. Adını bir daha gideyim. Ha adını koyamıyor. Diyor ki nasıl bir şey dedi? Dedim ben bir tanesine. Nasıl bir şey dedi dedim. Mellat'ta birisi. Hasan hocam. Öğretmen ha. Son oldu. Umreye gitti. Ben merak ettim nasıl değerlendirecek. Yo dedim abim dedim tebrik ederim umreye gitmişsin. Hanımla gittik dedi. Bu sorunu koyduk dedi. Dedim nasıldı? Değerlendirme nasıl? Hocam diyor. Baktı kimse yok. Çok karşı çıkıyordum ama ya git yaşamak lazım dedi. Hocam başka bir şey dedi ya. Sana bir şey değil mi dedi. Böyle bakıyor. Namaza başladım dedi. Dedi ki bir senede bir diyorlar dedi. Ben karar verdim. 6 ayda bir gideceğim. Tanımlayamıyor bak. Ev sahibi senin huzuruna çıkması ayıp olmaz mı? Yakışır mı? Geldim ben sizin evinize. Bu kapıdan bağırıyorsun. Hasan kardeş orada sermişim kahvaltını orada yap. Lan bir çık lan bir adam bir hoş geldin dedi. Ha. Değil mi? O duygusallık var ya coşmalar gördüğün zaman bağırmalar. Hoş geldin dedi. Hoş geldin diyor Allah. Allah sana hoş geldin diyor da. Ama bu kulaktaki megahertz seviyesinde ses duymak istediğin için o şekilde değerlendiremiyorsun. Allah bütün şekillerin sahibi olduğu için bir şekli giremez. Bütün seslerin sahibi olunca megahertz'e indirgenemez. Sadece 5 duyguya indirgemişiz zaten. Evet, hayatı buna indirgemişiz. Mesela kadın çocuğa bakıyor. Anlamıyor ha. Kadın bu çocuğa bakıyor. Altı pis diyor. Lan anlamıyor nasıl anladı? Bakışından anlıyorum dedi. Sen ancak bağıracak, çağıracak da onun baba değil mi? Ondan sonra kıyameti koparacak da artık ayaklarından aşağı bir şarkı inecek göreceksin biz demiştim. Ya acayip bir alem. İyi ki bu alemdeyiz. Allah da ne kadar hoş bir Rabbimiz. Elhamdülillah ne kadar güzel bir Allah. Bize tahammül ediyor, bize sabrediyor. Tövbemizi bekliyor, etsin diye. Ben olsam kafaya böyle sinik gibi ezerim. Peki bir daha. Dikkat demek cüz'i nazarından iştinab ile. Yani külli bakabilmenin dahilden harice bakmakla mümkündür. Bir de insan bir çekirdeğe benzer. Bütün ağacın kayyumu çekirdektir. Allah'ın dışında yaratılan her şeyin çekirdeği benim diye bakma
cüz'i nazarını külli nazara çıkartıyor. Her şey külli oluyor. Mesela bu kahveyi yaptı adam, bu basit bir sebaptı ama külli. Sebap için uğraşmıyor, devam için, devam icra ediliyor deyince cüz'i nazarını külli oluyor. Dikkat demek, cüz'i nazarından iştinab ile nazarımı kainata, kainatın külli safahatına bakmak, nazarımı kainatın külli, Allah'lık yapıyor kainata. Arş-ı Azam, Lef-i Mahfuz, Kabu Kavseyn, bütün alemler bana rağmen çalışıyor. Şu anda ben gafilim ama organlar çalışmıyor mu doktorum? Uyusan da, gafil olsan da çalışıyor. Hiç kimse karaciğerini düşünmüyor şu anda ama çalışıyor. Kainat bize rağmen çalışıyor. Biz hepsinin hulasasıyız. Hatta kainatın vücud haricisi İsrafil, acibeyi mahlukat. Böyle külli safahatına bakmak, cemi mahlukat ve kainat ve mümkünatta boş yer kalmayacak şekilde muhit ve nafiz bir surette, nafiz nüfus ederek. Onu nüfus etmek, yani onu anlamlandırarak, onunla taşınarak, o gördüğümüz ağaçları, dağları, tepeleri alemimize taşıyacağız. O marifettir. Doktor, senin bilgin, tıbbi bilgi marifettir. Onunla taşınırsan Allah'a marifetullah oluyor. Yoksa marifette kalıyor. Nafiz bir surette ihata ederek esma ve sıfatın tecelliyatına nazar etmektir. Dikkat. Acayip bir şey ya. Dikkatin bir, manay ismi ciheti bundan tecerrüt, mana isminden tecerrüt edeceğiz. Zaten mesela cennet cehennem de gaye ve endişe olması manay ismi hakimiyetiyle oluyor. İki, manay harfi ciheti bu cihette külliyet kesbetmek. İnsan vahidi ehada ve onun tecelliyatı ehadiyet ve ehadiyetine külli kül nazar etmelidir. Yani şu, kül o karaciğer, bir daha bu makamda söylemedin söyleyin. Karaciğer cüzdür. Yani bütünün bir parçasıdır. Böbrek cüzdür, mide cüzdür, ayak cüzdür, ve kafa vesaire. Cüz. Bunların toplamı kül. Ha, bu somut kavramlar için kullanılıyor. Ama her bir karaciğer, böbrek, dalakta, cüzlerdeki hücrede, DNA'da ben varım. O DNA'da bütünsel olmasına cüz-i üzerine takke konuluyor. İ koyarsanız cüz-i'dir, takke koyarsanız küllin ifadesidir. Bütünselliğin cemidir. O DNA olması cüz-i'dir, takke koyacaksın. Onun için Osmanlıca'da takke koymak inin üzerine, in nokta koymak farklıdır. Kendisini anlamlandırırsa nokta koyarsın. Kendisinden öncekileri taşıyorsa bu kelam cüz'i çekiyor. Yani takke koyarsan kendisinde gözüken geçmiş. Onun için şair cüz'idir. Her bir başörtü, sakal, ne bileyim minare, şunlar bunlar cüz'idir. Ne demek o? Geçmişi taşıyandır. Geçmişin ruhunu taşıyandır. Onun mesela başörtü bir bezdir, bayrak bir bezdir ama bir milletin veya bir toplumun şeyini taşıyor. Hatta Üstad Hazretleri diyor ki, bir milletin diyor lisanı hissiyatının ifadesidir diyor mahkematta. Tamam? Yani onun için hissiyatını bozmak mı istiyorsunuz? Lisanını bozun. Onun için lisanını bozdular bir gecede. Gene verecekler mahkemeye. Şimdi bir milletin hissiyatını bozarsanız, bak mesela düşüncelerinize sahip olun, hissiyatınızı oluşturur. Hissiyatınıza sahip olun, duygularınızı oluşturur. Duygularınıza sahip olun, halet-i rüyanızı oluşturur. Halet-i rüyanıza sahip olun, kaderinizi oluşturur. Adam düşüncelerini neyle oluşturuyor? Örf, anane, kültür, gelenek, hakaik imani ve hakaik İslamiyedir. İnsanın itikadını oluşturuyor bu 5-6 tane madde. Bunu komple duman etmek, lisanını değiştir, o milletin hissiyatı değişiyor. Sömürgecilerin ilk yaptığı şey değil mi? Dikkat latifedir. Öyle dikkat sokak tabiri değil. Dikkat et kardeşim.
Dikkatler var. Bir, o nasıl aktif olur? Mana isminden tecerrüt et. İki, manayı harfi cihetiyle bu cihette külliyet kesbetmek. Yani her şeyi detay gibi gözükürken parçama çam, koyun, kuzu, domuz, ağaç, kelebek, şeftali, insan şu, ağaç, kürz. Bunlar parça parça gibi gözükürken burada aslında bir bütünün bütünselin ifadesidir. Şu, şimdi adam çok iyi kale bodum ustası. Camide mihrap yapacak. Şöyle biliyorsunuz böyle yukarıya doğru ayet-i kürsi yazılıyor. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum la te'uzun sinetim ve lanem ilahir. Böyle gidiyor belki de 30-40 tane kale bodur var. Şimdi adam çok iyi kale bodurcu, tamam, fakat Arapçayı bilmiyor. Ona verdiler kutuyla o kale boduru dizecek. Hüvel aliyyul azim. Sonradan harf çıktı. Mim. Ayet-i kürsünün. Şimdi Arapçayı bilmiyor ama iyi bir kale bodurcu mimi başa koyar. Allahu la ilahe illallah sonuna koyar. Bilmem ne yapar. Ya ne olur? İşte 11. sırada diyor ya, iyi bir mühendistir. Buharı bulmuştur. Ama iyi bir doktordur ama imansızdır. İyi bir kale bodurcudur ama Arapça yazıları bilmiyor. O zaman neyi nereye koyacağım bilmiyor. Size uygulayayım. İyi bir düşünür bir insansınız. İyi bir doktor mühendissiniz ama düşüncelerinizi kıblesine koyamazsanız o düşünce başınıza bela olur. Ki Kur'an'da kitap yüklü merkebe benzetiyor. Kitap yüklü diye alim olmadığı gibi çok bilmek de alim olunmuyor. Nedir o? O bilgidir, ilim değildir. Bilgi akılda olan toplananlardır. Bilgi. İlim nedir? Süzgeçlerden, imbiklerden, örf, anane, kültür, gelenek, hakaik, İslami, hakaik, imaniye ki bütünsel itikattır. O bilgin, bu senin örfünden, ananeden, kültüründen, geleneğinden, imanından, İslamiyet'in imbiklerden geçip tasdik görülen şey ilimdir. Ustad öyle diyor. Tasdik denilen ilim ile diyor. Tasdik, ilim. Yani aklan çıkmış. Akılda bir taraftır. Her şey var orada. Yani her şeyi doldurursanız İstanbul büyükşehir değil, Afyon'un büyükşehir belediye çöplüğü gibi oluruz. Her şey doldurulmaz kardeş. Çünkü parazitlik yapar. Cep telefonu bile kıbleyi açıyorum. Bir telefonlar açık diyor. Elektronik bir şey açık diyor. Benim diyor kıble göstermeme mani diyor. Tamam mı? Bu cihaz bile bir şey yapıyor. Her şeyi doldurursan istikameti düşünme noktasında kıbleye koymak zordur. Neye benzer? Zaten dalgalı deniz. Bir de büyük gemi geçti. Böyle dalga geliyordu. Bir de geminin dalgası geldi. O sandallar şimdi dümeni tutturuyor. Hadi bakın. Lap 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 lap. Gemi. O zaman nedir o? Bilgileri ilim olabilmesi için bilgiyi istikametine koymaktır. İstikametini koydun mu geminin içine giriyorsun. O zaman rahat ediyorsun. Bilgi senin üzerinde yüktür. İlim ise sen onun içine girdiğin için sen onun yüküsün. Gemi, ustad misal veriyor ya. Gemi desin adam sırtında yük var. La koysana gemiye ya gemi gidiyor. Belki gemi batar. Lan batarsa hepimiz gideriz. Yükünü koy üzerine otur. Bilgileri kontrol edemezsek her kontrol edemediğimiz şey bizi kontrol ediyor demektir ki hayat belasıdır o. Çekilmez olur. Mesela hayatı anlamlandıran hayatımızdan daha değerli hedefleri olmasıdır. O zaman hayat buysa en değerli hayattır. Hayatın şeyi, hayatımızdaki gaye ve maksat, hayatımızdan daha değerli bir şey hayata gaye yaparsak hayat anlamını bulur ve zevk verir. Fakirlik, fukaralık, yokluk, eksiklik var ya, insana bir şey hedefini canlı tuttuğu için gene hayat anlamını bulur, zevk olur, şevk olur. Babaannelerimiz, ninelerimiz, dedelerimiz o kadar yokluk içinde mutluydular, kavga etmiyorlardı. O hayatımızdan daha bir basit şeyleri hayatımıza gaye yaparsak aşağıya doğru, hayat anlamını kaybeder, intihar seçenek olur. Her şeyimiz var, huzur yok. Niçin? Niçin yok? Çünkü hayat anlamını kaybetti. O zaman ne yapacak? Yani rastgele taramak gibi. Dırırırt diye şurayı bitireyim. Demek ki dikkat latifesi iki şeyle çalışıyor. Bir, mana isminde tecerrüt. İki, manayı harfiyle kıblesine koymak. Bu cihette külliyet kesbetmek. İnsan vahidi ehade ve onun tecelliyatı vahid ve ehadiyetine külli, kül nazar
etmelidir. Yani niçin vermiştim? Kül külli şu. Yani bu kainat parça parçadır. Şeyde, mihraptaki şey. Ama bütünsel kafasında adamın ayet-i kürsi var. Kafasında bir ayet-i kürsi var. O ayet-i kürsinin okunuşu, bilişi parmaklarında gözüküyor. Elif'i koymuş, lamı koymuş vesaire. En sonunda mimi koymuş. Ha, dizilmiş. İyi bir mimar olmanız, iyi bir doktor oluşunuz, iyi bir kale bodrucu olmanız yetmiyor. Onun üzerindeki şekilleri, manaları kıblesine sırasına koymak şarttır. Yoksa hiçbir anlam ifade etmiyor. Diğerini de söyleyeyim. Kale bodrular mesela banyoda ayrı kullanılır. Salonda ayrı kullanılır, duvarda ayrı, aşağıda ayrı. Adam iyi kale bodrucu ama neyi nerede kullandığını bilmiyor. Çok iyi biliyor. Suriye'deki usta. Türkiye'de yaptılar bunu. Suriye'de duvarda yapılan, Türkiye'de yerde kullanılıyor. Bak, kültür değişikliğinden kale bodurların şekilleri, bazıları kültürde duvarda kullanılırken kale bodur, bazı şekiller yerde kullanılıyor milletlerde. Bak, onu da karıştırırsan bir gelenek var. Yani örf var. Ha, onu da karıştırırsan gene o yanlış. İşte dikkatin yeri budur. Yoksa cüzi şeyleri, yani dikkat neydi? Küle bakarken külli bakmak. Cüze bakarken cüzi diye de onu da görmek. Yani bir karaciğer cüzdür. Ama karaciğerin bir hücresi cüz'idir. O iyi de nispet iyisi diyorlar zaten abi. Evet, nispet iyisi. Bak şimdi, karaciğer cüzdür. Karaciğerde ne kadar hücre var? Oho! Ha, karaciğer büyüktür çünkü hücreler çok. Karaciğerin içerisindeki bir hücreden büyüktür karaciğer. Ama karaciğerin içerisinde bir tane hücrede karaciğerin kendisinde olmayan insanın geneli var yazılımı. O cihette baktığın zaman karaciğerin içerisindeki bir hücre karaciğerden de büyüktür. İnsan böyledir. Nazarını külliyete kesmemek. Yani cüzi şeylere hapsetmemek nazarını. Böyle basit şeyler. Oldu demedi vesaire. Hani dün de demiştim, felsefe nedir? Bu dersin başında demiştim, felsefe fikirler arasındaki iletişimin dilidir. İnsanların fikirlerin arasındaki iletişimdir. Fikirler nedir? Aynadır. Ben fikrimi söylerim, sen orada kendini seyredersin. Sana yüklenmiş gibi gözükürken aslında sendekileri uyandırır o. Peki, ne kadar oldu? Bir saati geçtiyse bir saat dört dakika konuşuyor. Tamam, bir saat dolu. Burada kesiyoruz. Ya inşallah. Öğlene ne kadar var namaza? Bir ders daha yapabiliriz. Tamam, bir ders daha yapabiliriz. Çok güzel. Ondan sonra vahirde vahbu menilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temas selavat.